Moskova. Buz gibi Moskova'dan gecenin bu saatinde hepinize merhaba arkadaşlar. Ya kızım çekme adamı, kafası iyidir mafası iyidir. Şimdi laf söyler al başına belaya gece. Arkadaşlar Moskova. gece benim değil, bak benim suçum yok. Kışının midesi kazındı. Hadi dedi gidelim açık bir yerler bulalım da bir şeyler alalım diye. Burada da bakın göl donmuş, ördekler de buzun üstündeler anasını satayım. Gece saat şu an 12 falan arkadaşlar. Ve herkes yatıyor. Aslında yok, bence yatmıyordur. Millet kulüptedir. Yani bir 3 gibi 4 gibi falan bir hareketlenme olur herhalde sokaklarda. Çünkü ne diyorlar, millet kulüpte herkes şu an. Ah bizim de ne zamanlarımız oldu be DJ'lik yaparken. Biz markette baktım. Tut bir dakika, ben eldiven takayım. Neye baktın markette? Hangi gece çalışıyor, o yüzden. Ha aynen, gece çalışan. 17 dakika yazdı. Aynen gece çalışan market buldu kuşu. Market dediğim kafe buldu, pardon. Market. Market mi? Market. Kafe manya marketti ki kızım. Kafe restoran değil mi orası? Biz gitmiyoruz. Niye? Biz market Azbukafkus'a gidiyoruz. Azbukafkus'ta ne var gece yiyecek ya? Tatlılar. Vallahi ben tatlı yemeyeceğim kuşu. Ben yiyecek bir şey alacağım. Köfte bir şey var. Bir dakika. Arabalar. Araba durdu. Tamam. Ondan sonra. Dağıtma amına kodum. Bir tane adam durdu. Eyvallah, güzel adam gibi. Aynen arkasında BMW. Ya gençler kızım, kulübe akıyorlar lavuklar, anladın mı? Neyse arkadaşlar, bu arada arkadaşlar sormuşlar yorumlarda, ben gördüm Barbaros abi birazcık DJ'lik şeyinden, eski günlerden bahset. Ya biz var ya arkadaşlar, çok hızlı yaşıyorduk. Yani hakikaten çok hızlı yaşıyorduk. Ben size şöyle söyleyeyim. Bakın saat benim kuşu ay kuşu benim menajerliğimi yapıyordu. DJ'lik menajerliğimi yapıyordu. Artı kulüp işletmeciliği yapıyordu. Onun işletmecisi olduğu kulüpte çalışıyordum ben. Yani stabil orada çalışıyordum. Ekstra çıktığı zaman da farklı şehirlere, ekstralara gidiyorduk biz kuşuyla. Hayatımız nasıldı? Hızlı yaşıyoruz derken şöyle anlatayım size. Bakın. Bir dakika Barbaros. Kusura bakma. Bak. Tabii kesmesin olmazdı. Doğru söylüyorsun. Sanki Amerikan, biliyor musun? Aynen. New York'ta şeylerle. Araba da giriyor. Aynen. Gangsta Paradise. Neyse arkadaşlar, bakın ben haftanın 7 günü çalıyordum. 7 günü çalıyorduk ve kuşu kulübün işletmeciliğini yaptığı için akşamüstü 5'te bizim kulüpte olmamız lazımdı. Kulübün çünkü restoran kısmı vardı ayrıyetten. Akşam 5'te kulüpte oluyorduk. İşte orada oyalanıyordum ben. İşte çalacağım parçaları seçiyordum. Parçaları seçiyordum falan. Tamam. Aynen. Parçaları falan seçiyordum. Ondan sonra saat 9'dan 11 arası çocuk diskoteyi başlıyordu. Çocuk diskoteyi de 15 yaşından 18 yaşında olan, 18 yaşına kadar olan kişilere çalıyorduk. Çalıyordum daha doğrusu. Ondan sonra arada bir saatlik ara oluyordu. 11 ile 12 arası kulübü kapatıyorduk. Ondan sonra o arada ben kulübün içinde uyuyordum. Bir saat. Ondan sonra saat 12'den sabah 6'ya kadar gene çalıyordum. 2 DJ çalıyorduk. Ben 12-1 çalıyordum. 12-2 çalıyordum. 2-4 bir DJ çalıyordu. 4-6 tekrar ben devralıyordum gece. Saat 6'da. Tamam. Bir dakika Barbaros. Adın nasıl, görmedim. Bakayım. Arabalar. Tamam. Nasıl? Ondan sonra. Büyük Tatarska. Evet. Ondan sonra yapıyorduk. Düşünün, 6'ya kadar çalıyordum. 4'ten 6'ya kadar tekrar. Saat 6'da kulüp kapanıyordu. Kuşu kulübe giren çıkan paranın hesaplamasını yapıyordu. Saat 7 gibi eve gidiyorduk. Kahvaltı ediyorduk 7 gibi. 8'e yani 8'e doğru falan yatağa girmiş oluyorduk. Uyuyorduk. Ondan sonra ne? Gece gibi ne? 7 gibi eve geliyorduk. 8 gibi kahvaltı. 6.
sadece kulüp kapalıyor. Tamam işte. Sonra 6.30 ha, pardon, doğru. 7'ye kadar kulüpteyiz. 7'ye kadar kulüpteyiz. 8'de eve geliyoruz. Kahvaltı mahvaltı 9'u buluyordu. Ondan sonra saat 9'da yatıyorduk. Eğer bu hafta sonuna denk geliyorsa, bakın şöyle. Hafta sonu ne yapıyordum? Benim plak aldığım dükkan vardı. Hafta sonları cuma cumartesi günleri yeni plaklar geliyordu. Bakın saat 9'da gidiyordum eve. Yani uyuyordum ben 9'da. Saat 12'de gündüz beni şey arıyordu. Plakçı arıyordu. Gel yeni plaklar geldi. Gündüzde çalışıyorum. Aynen, kışı da o arada. Gündüz televizyonda çalışıyordu bir de ekstradan. Ondan sonra ben de gündüz vize firmasında çalışıyordum. Gece de kulüpte çalışıyordum. Yani doğru dürüst uyumuyorduk bile. Ondan sonra düşünün, saat 9'da yatıp hafta sonları 12'de şey yapıyordum. Kuşu tut, ellerimi hissetmiyorum. Vallahi hissetmiyorum. Ve kusura bakma, ben böyle söyledim. Biz o kadar çalışıyoruz. Gece gündüz gece ne ya. Zaman yatıyoruz. Şimdi ben diyorum Barbaros saat 12'de. Sokak nasıl? Gidiyoruz, korkuyorum diyorum. Ondan sonra işte arkadaşlar düşünün, saat 12'de plakçıya gidiyordum. Saat 3'e kadar plak dinliyordum. Alacağım plakları satın alıyordum. Sonra kuşuyla buluşuyorduk orta bir yerde yolda. Kuşuyla beraber kulübe geçiyorduk saat 5'te. Hafta sonları düşünün. Ve şey, bazen bir de şey oluyordu arkadaşlar. Mesela ben gündüz işimi iptal ediyordum. Patrona diyordum ki abi ekstra iş çıktı. Şey yapıyordum. Mesela cumartesi günü sabaha kadar çalıyordum. Sabah saat 6'dan sonra da after party kulüpler vardı. Mesela saat 2'de after party'ye gidiyordum çamboya. Öyle hızlı yaşıyorduk ya. Çok iyiydi ya. İnanılmaz şey yapıyorduk. Paranın çok gibi olduğu zamanlar işte ya. Aa, bak karabay be. Kapalı ama. Kapalı. Kahveler. Burası ne? Kafe M diyor. Ne bileyim. Vitamin var bir şey. Bu şu. Aa, bu insanlar ne bekliyor bu saat? Magnet var. Bak. Aa, market. Market. Bakarız bir de. Yok mu? Burada gidiyoruz. Buz var önünde, dikkat et. Ha, gördüm. O ne be? O kulüp bir şey gibi. Hayır. TVC diyor. Televizyon kanalı. TVC? Televizyon kanalı. Oha, burada mı? He, televizyon binası. Orada. Düşünün arkadaşlar, yani nasıl yaşıyorduk. Hatta bir ara öyle bir moda girmiştik ki şey, evde kesinlikle yemek yemiyorduk. Ya sabah kahvaltıyı bile dışarıda yapıyorduk. Devam et. Neyden bahsediyorsun? Ha, bazen biz, aynen. Bazen arkadaşlar düşünün yani, yeri geliyordu. Var var, bir yap. Var var. Duman çıktı. Arkadaşlar yeri geliyordu, bir ara öyle bir moda girmiştik ki kuşuyla direkt zombi modduk ya, şey yapıyorduk. Kahvaltı bile etmiyorduk evde, yani kahvaltıyı restoranda yiyorduk. Öğle yemeğini restoranda yiyorduk. Evet. Gece kulüpte vakit zaten yok. Bedava yiyorsun, vakit yok. Ya. Güzeldi ama ya, hiç yorulmuyordum ben yani. Çünkü sevdiğiniz işi yaptığınız zaman gerçekten öyle arkadaşlar. Ya ben DJ'liği acayip seviyordum ya, yani çok iyiydi. Ya bir de burada şimdi şey olayı var. Bak bu sabah biz geldik. Aa, geldik. Ne yazdı daha fazla yol. Aa, var. Gerizekalı. Tamam, aynen markete geldik. Bakalım eğer çekim yapabilirsek, izin verirlerse içeride de bir çekim yaparız size ufakta. Yaparız tabii ki. Yaparız ya. Mı? İyi, açtım hadi gel. Geç, aç bunu. Tamam. Gecenin saat 12'sinde ne var bakalım. Aa, ben maskemi almadım. Neyse. Ben de. Mozart. Aynen, kuşu gece gece bunlardan istedi. Ben istemedim, benim çocuk. Ha, kuşunun teyzesi istedi, pardon. Ha, o çıta kalktı, çöz korkası tuttu. Şurada da Mozart kapıda o için. Hadi bakalım ne var. Boş. Bilmiyorum, bakalım ben ararım sonra, girerek. 320 lira. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar şu gördüğünüz çikolata var ya, 320 lira. 320. Oha, bir dakika. Ne dedi? Bir dakika. Bir aha. Aa, yılbaşı da böyle. Bu girdi bana. Bunu geldi biz. Ha, böyle. Korzinka. Скажи, корзина пришла нам на. Şunu da geldi. Yılbaşı için
Şunu da geldi yılbaşı bana, için. Yok bende telefon numarası yok. Şunu da geldi yılbaşı için. Şu bak işte Mozart 630 ruble diyor. Bu değil mi? Bir dakika. İran'ın istediği 63 lira arkadaşlar şu. Full. Şunu da full geldi. Bunlar bize full yılbaşı seti geldi şey paketin içinde böyle. Karsine bala başa. Büyük böyle kocaman yılbaşı hediye paketi geldi bize. Bir dakika. İfraşı da geldi. Şeyin telefon numarası yok bende kuşu. Ben ararım şimdi. Tamam. Arkadaşlar bir arasın kuşu dönüyoruz hemen. Tamam, şunu 45 lira, şunu alacağız bir tane. İlk almıyorum. Arkadaşlar çok gece güzeldi, gece, çok lezzetli. Gece 45 lira gitti. 11 %11 var. Şunu da geldi hediye. %11 ne? Telefon şarjı. Ha, telefonun şarjı. Her zaman aynı. Tamam, bak boş, herkesi yok. O da gelmişti bize yılbaşında sepetin içinde. Evet geldi. Çok lezzetli. Tamam. Bak damarda 18 lira. 18 lira arkadaşlar bu kadarcık içeri. Yalnız tamam. Arkadaşlar şunu... Kep nerede? Bir dakika var mı? Arkadaşlar göz önünde bulundurun. Burası buranın en pahalı... Bak ne var? Ne var? Ne var? 56 lira. 56 lira ne var? Eyvah ne var? Arkadaşlar bir de buradaki fiyatları baz almayın çünkü burası... Gerçekten buranın en pahalı marketlerinden birisi. Çünkü sanki export malzemeler falan satıyorlar çoğunluk. Sanki lezzetli, sanki ya da doğal. Napolyon mu? 167 ruble mi? Ne alaka be? Doğal, kalk nasıl var ya da fresh. Organik. Organik, tamam. Şunu istiyorum. Ay be, çok güzel. Gece yiyelim, aynen. Bugün ben diyetimi bozdum. Of. Şunu yedik. Portakallı. Şunu trüfe, of. Alsana şunu mı? Ne var bir dakika, oy ya 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 ya, şunu kaç, şu iki tane aldım. İki tane mi? Aa, of tut. Emin misin? Şunu. 33 66. 66 lira vereceğiz şimdi iki tane pasta. Şey kıyası. Tamam. Ve şunu da trüfe. Tamam hadi. Ay likör, tamam. Likör yok. Şey olmaz, yere, olmaz. Yemiyor. Niye? Tamam. Vişnyalı, vişnyalı var. Vişnyalı alacağız bakalım. Çünkü o yemiyoruz. Klasik abrikot 33 lira. Şunu 41 lira. Yok. Tebrikiyorum. 39. Şunu alacağız bakalım. Yani gece biz 100 liralık olduk baksanıza. Bu ne özelliği varmış? 43 lira diyor. Oha şu kadarcık şey. Bir tane. Şuna bak. Aşkım bir dakika. Şuraya, hayatta vermez. Ya ben bunlara da vermezdim de, hadi sana kıyamadım diye veriyorum yani. Marzipan da seviyorum. Çok güzel. Mozart da aldı. Ya tatlı. Tamam, boş ver. Bana şey lazım. Sandviç. Ay. Tamam. Geldi, aldı. Böyle. Arkadaşlar, artık kasaya gidiyoruz. Ha, bak. Vurma kızım. 34 lira, 26 lira, 37 lira, 35 lira. Bak, üzüm 19 lira. Ya bu paket. Kızım 37 lira vereceğim ya. Ben giderim 37 lira içinde mango alırım yani. Mango. Ya şu 17 benim karnım aç. Karnım ya pastayla tamam. Karnım. Tamam, ne istiyorsun karnı aç? Bilmiyorum. Ya ben de bilmiyorum ne istiyorsun. Ya tam çimsel var ha. İrediyordan patates bir şey var. Ne var? Şinitzelmiş. Şinitzel. Pirinç ne kadarmış? Hindi. 27 lira. Hazır. Çok pahalı değil mi ya? Çok pahalı. Geldik bakarız bir dakika. Tapas değil. Bak çorbalar. 21 lira. 18 lira. Bak. Ha böyle. Şurada. Bal kabaklı. O ne? Brokoli.
Meatball. Balıklı. 22 lira, 23 lira. Orada magnet vardı. Balık. Ön tarafta market vardı. Oraya da bir bakalım mı şey? Sandviç vardır belki orada yani. Salat. Ha? Balıklı. 29. Yok ya, bu saatte balıklı salat almam ben. O yok, gündüzden kalmam. Yok ama burada sandviç yok burada. Bak. Tamam, orası kapalı zaten. Öbür tarafta bakarız. Aa, salata falan filan. O da var. 19 lira. Şpinat. Espinat püresi. Neymiş? Srastitilnim measım. Ne demek ya? Rastitilnim measa. O biliyor musun? Vegan için. Vegan. Et. Ha, et. Orada et. Et sahte. Vegetable et. Ya tamam. Aşkım. Bak nasıl. Pardon. Nasıl yapıyor? Pardon, tamam. Pardon, tamam benim hatam. Ha, şimdi. Aşkım zemin. Nereden aldın? O ne be? Kapuska ve salatalık. 10 lira. Bak, business yapıyorlar. Evet, böyle yapıyorlar. Tamam, peynirli, sırniki ve havuç. Üzüm 27 lira. Öyle. Bak biraz 47 lira. 47 lira. Eve giderken şundan değil ya. Abim bir tane bak, bir salata var. Şey, sandviç var bir tane böyle. Kaç paraymış? Bursana. Bakayım ne var? Peynirli ya. Peynirli 14 lira. Bak şu kadarcık şey 14 lira. 14 lira. Burada bana var. Mango 76 lira bak. Ama büyük. 500 gram ama 70 lira. Bak 19 lira nar. Kaç gram? 120 gram. Neyse tamam hadi kasaya gidiyoruz artık. Bak 34 lira falan filan narlı falan filan şunu meyve. Böyle işte. Tamam neyse. Arkadaşlar her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Döndün arkana gidiyorsun. Her zamanki gibi video bizden. Yorum atmak, like atmak, ondan sonra atmak, bitmak. Yeni şeylerden, yeni bölümlerden. Vallahi yeni çok iyi. Vallahi var mı ye. Çok güzel. Tamam, yok, sen bay bay yap. Bay bay. Bak tripe bak.